Günaydınlar efendim. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Leyla Pakköse ile Gündem programından bugün de merhaba diyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara oldukça yoğun bir gündem yaşadı dün akşamdan beri. Gece boyunca da ajanslara farklı görüşler ve farklı haberler yansıdı. Daha da çok Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği kararla alakalı haberlerdi bunlar. Aynı zamanda seçim iptalinin bir furya gibi bazı önemli cümlelerle ortada geziyor olması da bazı kamuoyunca çok tepkiyle karşılandı. Farklı açıklamalar yapıldı. CHP kanadından oldukça büyük bir tepkiyle karşılandı. Ancak son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması yine gündeme bomba gibi düştü ve Yüksek Seçim Kurulu'nu yine basın mensupları tarafından, köşe yazarları tarafından ve haber yorumcular tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nun baskı altında tutulup tutulmadığı konusunda yeni bir soru işareti yarattığı iddia edildi. Bu açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyleydi: seçim yenilenirse İstanbul'u alırız dedi. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerini iptal ederse sonuç değişir mi sorusuna Erdoğan net cevap verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararı alması durumunda AK Parti'nin kazanacağını söyledi ve 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimleri ve tekrar durumunu bir kez daha anımsattı. Evet, Ankara gündeminde böylesi yoğunluklar yaşanırken tabii ki ülke gündemi bu tür başlıklarla meşgul edilirken Yüksek Seçim Kurulu'nun bir siyasi baskıya boyun eğip eğmeyeceği konusunda da CHP kanadından farklı soru işaretleri bırakıldı yine kamuoyu görüşüne. Şimdi bu konuda bir hukukçunun görüşüne başvurmayı uygun bulduk. Bu bir hukuk ihlali midir? Yüksek Seçim Kurulu siyasallaşmış olduğunu mu ilan edecek böyle bir karar alınır ise? Kamuoyuna ve de basına, hatta yargıya seçim konusunda iddia edilen suistimaller belgelerle, kanıtlarla sunuldu mu? Yoksa bu bir El Alem gazetesi tarafından yürütülen gıybet furyası mı? Gerçeklik payı nedir? Halk, vatandaşlar ve muhalefet kanadındaki siyasiler bu sorunun cevaplarını bulabilmek adına farklı farklı açıklamalarla ekranlara çıktılar bugün. Radyo mikrofonlarındaydılar, yazılı basına farklı demeçler verdiler. Mersin Baro Başkanı Sayın Bilgin Yeşilboğaz hattımızda şu anda. Merhabalar Sayın Başkanım. Merhabalar Leyla Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Tüm Mersin hemşehrilerime de iyi bir gün, iyi bir cuma diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Yolculuk öncesi sizi alıkoyduk. Sabah telefonlaştık. Samsun'a hareket edeceksiniz. Hayır ola. İnşallah hayırlı bir durumdur efendim. Barolar Birliğimizin Mali Olağan Genel Kurulu var. Genel kurula katılmak üzere yönetim ve delege arkadaşlarımızla birlikte orada olacağız. Hukuk sorunlarını konuşacağız. Baroların sorunlarını konuşacağız. Ülkemizin sorunlarını, özellikle adalet ve hukuk alanındaki sorunları konuşacağız. Bunları tartışacağız. Umarım güzel fikirler çıkacaktır orada. Güzel kararlar alınacaktır. Onun da ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Umuyoruz ve de diliyoruz tabii ki. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi telefon hattında beklerken konuşmalarımızın ne kadarına tanık olduğunuz bilemiyorum ama gündemden daha çok haberiniz var. Bizim olduğundan daha çok haberiniz var, bunu biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu bir kez daha töhmet altında mı bırakılacak? Siyasi baskıya boyun eğecek mi? Bu tür siyasi konuşmalar ve atışmalara rastlıyoruz. Gece boyunca Ankara kanadında siyasi partilerin, özellikle muhalefet partilerinin çok güçlü bir diyalog sergilendi. Bu cümleleri içeren çok güçlü diyaloglar sergilendi. Yüksek Seçim Kurulu iptal kararı alır ise acaba hukuken ikna olduğu için mi almış olacak bu kararı sizce? Yoksa siz de siyasi bir gölge ve baskı altında kaldığını düşünecek misiniz hukukçular olarak? Bize göre, bakın, YSK anayasaya göre kurulmuş üst yargı organıdır. Evet, defa bunun ağırlığını çok iyi taşıması gerekiyor. Objektif olması gerekiyor, bağımsız olması gerekiyor ve tek düsturunun anayasa ve kanunlar olması gerekiyor. Ancak birçok kez vermiş olduğu kararlarda maalesef ki bizi yanılttı. Buna uygun davrandığını görmedik. Gerçekten adaletli kararlar verdiği dönemler de oldu ama çok kritik noktalarda çok yanlış kararlar verdiğini de her zaman gördük. Evet. Daha geçen Haziran seçimlerinde mühürsüz oyların
geçerli olacağına dair karar verdi ve bu seçim sonrası vermiş olduğu bir karar. Seçim öncesi de vermiyorsunuz. Bu nedenle şu anda YSK ülkenin bu içinde bulunduğu durumu, sıkıntılı durumu da göz önüne alarak bize göre ya kaos diyecek ya istikrar diyecek. Vereceği karar net bir şekilde, bakın, tüm Türkiye'yi etkileyecek. Şu anda insanlar iş yapmıyor. Evet. Ekonomik yatırım yapmıyor. Adalete, hukuka güvenemiyor. Güvendiğim anda diyor yabancı yatırımcı, ben geleceğim. Buradaki yerli sermaye yatırım yapacağım diyor. İstihdam yapacağım diyor. Bakın yapmıyor. Herkes bekliyor. Ve yavaş yavaş da ülkeden kaçıyorlar. Evet. Bunlar ülkeyi iflasa götürüyor. Bir İstanbul seçimine bunu kurban vermeyelim. Yani yönetecek olanlar da bu ülkenin insanları. Bu ülkenin partisi. Atatürk'ün kurduğu partinin insanları bunlar. Evet. Ötekileştirmenin çok bir anlamı yok. Bugüne kadar dediğim gibi muhalefet partilerinin veya bir başka partinin kaybettiği seçimlerde itirazları ciddiye alınmadı. Çok alel acele geçişlerde de kararlar verildi. Hatta en meşhur lafımız nedir? Atı alan Üsküdar'ı geçti. Hukukta evet. Bu olmaz. Atı alan Üsküdar'ı geçemez dedik biz o zamanlar. Ama maalesef buna göre kararlar verildi. Şimdi bakıyorsunuz, yani HSYK, daha doğrusu YSK bazı itirazları inceleyebilir. Olağanüstü itirazlarda neler yapacağı var. Orada muğlak da olsa bir kendisine geniş alan bırakıyor. Ama nereye kadar gidecek? Bunu siyasi sahiplerle mi değerlendirecek? Bu çok çok önemli. Şimdi siz sandık başkanlarını çağırıyorsunuz. Bunları ifadeye alacaksınız. Neyi soracaksınız? Evet. Siz hukuksuzluk yaptınız. Yanlı oy kullandırdınız mı? Bunu mu söyleyeceksiniz? Evet. Bu mümkün değil. Zaten bunlar sizin talimatlarınıza atanan insanlar. Şu anda bu seçimi eğer iktidar partisi kazanmış olsaydı biz bugün bu tartışmaları yapmıyorduk. Eğer biz bugün bunları yapıyorsak demek ki bu iktidar partisi tarafından daha önce biliniyordu bu usulsüzlük varsa eğer ortada. Evet. Bunlar biliniyordu. KHK'lılar oy kullanamaz deniyor. Öyle bir şey yok, bakın. Bizim anayasamızın 67. maddesinde diyor ki vatandaşlar kanunda gösterilen şartlar uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi partinin siyasi faaliyette bulunma ve hak oynamasına katılma hakkına sahiptir. Bitti. Ama evet. Bir taraftan da KHK'ları öne sürüyorsunuz. Diyorsunuz ki KHK'yla işten atılanlar veya kamu görevinden atılanlar oy kullanamazlar. Hiçbir yargı kararı var mı? Yok. Hukuken KHK'lar tartışmalıdır. Geçici sürelidir. Asla evet. İlelebet bir sonuç tesis etmezler. Şimdi YSK nasıl bunu o zaman onayladı? Bu da bir siyasi karardır. Evet. KHK ile atıldı diye insanları siz hem de %75 civarında oy alan bir adayı diyorsunuz ki sen KHK ile yasaklıymışsın, kusura bakma, biz ikinciye şey vereceğiz, mazbatayı vereceğiz. Evet. Bu vatandaşın hakkının gaspıdır. Evet. Yani bazı partiler itiraz ediyor, doğru söylüyorlar aslında. Yani siz tuzak mı kurdunuz diyorlar. Evet. Kişilerin adaylıklarını siz araştırdınız. Başvurularını. Birçok kişinin adaylıkları o süreçte iptal edildi, kabul edilmedi. İnce eleyip sık dokudular. Usulsüzlük olmasına rağmen partiler adaylarını değiştirmek zorunda kaldılar. Bütün evet. Partilerde bu oldu. Evet. Şimdi bu adaylara onay verdikten sonradan kuralları değiştirmek nedir? KHK'lısınız diye. Evet. Peki oy kullananlardan cezaevinde oy kullandığı iddia edilen kişiler var. Cezaevi yönetimi sizin elinizde. İdare sizin elinizde. Oy kullanacaklar belli. Seçmen listeleri askıda. Evet. Şimdi seçim öncesi dediniz ki şu andaki Türkiye'nin en demokratik, en şeffaf seçimi yapılıyor dünyadaki. Kesinlikle. Beyanlar evet. Bu yöndeydi başkanım. Evet. O zaman bilip de eğer söylemediyseniz iki kere suçlusunuz. Buna göz yumdunuz. Evet. Şimdi cezaevinde bu insanlar oy kullandıysa kim oy verdiğini bilemiyorsunuz. Ya bilebilir misiniz? A partisine mi verdi, B partisine mi, A kişisine mi, B kişisine mi? Asla. Bilmeniz evet. Mümkün değil. Evet. Sandıkta bile bakın. Sandık başta sayılır, 250 zarf denir. Eğer sandık açıldığında, tekrar zarflar sayıldığında 251 varsa bu sefer ne yaparsınız? O bir oyu, zarfı ayırırsınız hiç açmadan, sayım bile başlamadan, kime olduğuna bakmadan bir tanesini imha edersiniz. Hatta kimin şansınaysa. Evet. Bu kadar basit. Şimdi siz sonradan çıkarıyorsunuz, diyorsunuz ki bunlar şuna oy vermiştir. Bu sayıkla gidemezsiniz ki.
KHK'lılar kime oy vermiştir? Yani KHK'lıların oy vermesi kabul edildi zaten. Dediğiniz gibi cezaevlerinde oy kullanılması için uygun zemini hazırlayacak tüm kıdemler ve de mevkiler iktidarın elinde. Bütün bunlara seferber ettiniz sonuç umduğunuz gibi çıksın diye. Ancak sonuç umduğunuz gibi çıkmadığı için bunları geçersiz sayıyorum diyorsunuz. Mühürsüz oyları dahi geçerli sayma yarışı başlamıştı bir dönem, hatırlayacaksınız birkaç hafta. Tabii biz diyoruz ki bakın, kurallar şeffaf olmalı, daha önceden açıklanmış olması gerekiyor o kuralların ve buna uygun olarak siyasi partilerin o seçime girmesi gerekiyor. Vatandaşların buna uygun olarak oy kullanması gerekiyor. Anlıyorum. Siz maç bittikten sonra kuralları değiştiremezsiniz. Şimdi bir başkası da çıkar der ki ya bu partiliymiş seçim sandıklarındaki görevliler. Bu olur mu? O zaman da bir başkası da çıkar der ki ya arkadaşım dün filanca partinin görevlileri işte il başkanı, ilçe başkanlığı yapmış veya başka görevlerde bulunmuş kişiler hakim savcı olarak atandı. Listesi de var bunun. Şimdi siz bunun kürsüde adil karar vereceğini, yansız karar vereceğinin garantisini verebiliyor musunuz? Bu vatandaş da böyle bir itirazda bulundu. Anlıyorum, evet. Şimdi hakim savcılar daha mı aşağıda bu oy kullanan KHK'lılardan? Aslında. Daha önemli bir görevi ifa ediyorlar. Elbette ki Sayın Başkanım. Çok teşekkür yani, ediyorum. Söylemek bizim istediğiniz üzüldüğümüz nokta mesela, dediğim gibi yani ülkenin artık bunlarla kaybedecek zamanı yok. Dediğim gibi YSK'nın bir karar vermesi gerekiyor. Hukuk ve adalet doğrultusunda kaos mu, istikrar mı? Bunlardan birine karar verecek. Şu anda vatandaşlar tedirgin. Dediğim gibi esnaf burada iş yapamıyorum diyor. Evet. Öteki tarafta yatırımcı yatırım yapmıyor. İşsizlik oranı artıyor. Artık bizim önümüze dönüp bakmamız gerekiyor. Ülkede barışı getirmemiz gerekiyor. Huzuru getirmemiz lazım. Haklısınız. Dediğim gibi bütün bu partilerdeki vatandaşlarımız, seçimlere girenler bizim vatandaşlarımız. Ayrıştırmanın artık fazla bir anlamı yok. YSK'nın ben hukuka uygun, adil bir karar vereceğine inanıyorum. Yoksa kendisini inkar etmiş olacak diyorum. Evet efendim, çok teşekkür ediyorum. Şöyle kapatalım isterseniz. Yüksek Seçim Kurulu sergileyeceği tavırla, şu dakika ve saniye itibariyle sergileyeceği tavırla hukukun yanında ve siyasi görüşlerin çok üzerinde bir kurum ve kuruluş olduğunu ispat etme durumunda. Evet. Beklenti bu. Evet, kurul üyelerinin sizi kimin atadığına bakmadan objektif bir şekilde kanuna uygun karar vermesini istiyoruz. Anayasaya uygun karar vermesini istiyoruz. Kimseye diyet borcunuz yok. Bunu asla unutmasınlar. Bakın düzenler, siyasal iktidarlar her zaman değişir. Hukuk kalıcıdır. Evet. Artık biz hukukun daha fazla zarar görmesini istemiyoruz. Oradalarsa onların bir tek yol düsturları anayasadır. Anayasaya göre karar verecekler. Kanunlara göre karar verecekler. Evrensel hukuk normlarına ve vicdanlarına göre karar verecekler. Peki Sayın Baro Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Selametle gidin gelin inşallah. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sevgili izleyenlerimiz, CHP Genel Merkezi'ne çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye genelinde CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Hemen görüşmemiz biter bitmez oraya çevirecektik ancak birazcık uzattık galiba Baro Başkanımızın sohbeti. Hazır mıyız Ezel'cim? İzliyoruz efendim hep birlikte, sonrasında birlikteyiz. Ve bu vaatlerde bulunmanın sonucu olarak belde halkıyla belediye başkanı arasında bir güven oluşturduk. O güvenin sonucu olarak vatandaş geldi sizlere oy verdi. Şimdi vaatlerimizi gerçekleştirerek o güveni perçinleyeceğiz. Bir daha seçimlere gireceksiniz, daha yüksek oy alacaksınız. Daha geniş kitleleri kucakladığınız için daha geniş kitlelerin sempatisini kazanacaksınız. Bu tarihin sizlere yüklediği bir sorumluluktur. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartlara bakınca kaygılanan milyonlar varken siz beldenize hakkı, hukuku ve adaleti getirdiğinizde beldenizdeki kaygıyı kaldıracaksınız. Belki onlar dönüp beldeye değil, Türkiye'ye bakacaklar. Neden Türkiye'de böyle yönetilmiyor diyecekler. Neden şeffaf yönetilmiyor diyecekler. Neden birileri bazılarını sürekli suçluyor, bazılarını sürekli ötekileştiriyor diyecekler. Bizim belediye başkanımız, ben oy vermedim ama
gelip beni kucakladı. Ben oy vermedim ama çocuğumun okul servisini bedava yaptı. Ben oy vermedim ama geldi benim dükkanımda çay içti. Ben oy vermedim ama hayatta hiç pazara uğrayan belediye başkanı görmedim. Bu belediye başkanı geldi pazarda benim elimi sıktı. Bunlar günlük hayatımızda, günlük hayatımızda sıradan ama bir belediye başkanı tarafından yapıldığında önemli olan işlerdir. Bir belediye başkanının bir kahveye gidip kahvecinin ikram ettiği bir çayı içmesi, bir kasaba uğrayıp kasabın ikram ettiği bir çayı içmesi sizin için sıradan bir olay olabilir. Ama o kasap için, o kahveci için olağanüstü bir olaydır. Bizim belediye başkanı geldi, oturdu dükkanımda, benim çayımı işletecektir. Sizi anlatacaktır başkalarına. O açıdan güven vermek, güveni pekiştirmek sizin elinizde. Siz çalıştığınız sürece, bu bağlamda çalıştığınız sürece göreceksiniz ki toplumun her kesimiyle son derece güzel ve samimi ilişkiler kuracaksınız değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, seçildikten sonra sizlere göreve başlarken belediye başkanlarının dikkate almaları gereken 10 temel ilkeyi gönderdik. 10 temel ilke. Neydi bu ilkeler? Dedik ki söylemleriniz sürekli olumlu olmalı, pozitif olmalı. Bir belediye başkanı negatif bir dil kullanmamalı. Suçlayıcı bir dil kullanmamalı. Bu çok önemli. Biz bu seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı kullandığımız olumlu dile bağlıyoruz. Hiç kimseyi suçlamadık. Bize her türlü suçlamalar yapıldı. Sizlere de her türlü suçlamalar yapıldı. Terör örgütüyle ilişkilendirildi. Efendim su faturalarını bilmem kimler gelecek vatandaşa verecekler. Bütün bunlar söylendi. Ama biz bunları elimizin tersiyle ittik. Biz kendimize güveniyoruz. İnsanımıza güveniyoruz. Belde halkına güveniyoruz. Onlar geldiler, bütün bu suçlamaları çöpe attılar ve sizlerin seçilmeniz için oy verdiler. Olumlu bir dil kullanmak çok önemli. Ve bizlerin, yani sizlerin devri sabık yaratma gibi bir düşüncesi asla olmamalı. Kin, intikam, intikam alacağım, hesabını soracağım. Bunlar yok bizim kitabımızda. Bu şu anlama gelmemeli. Efendim yolsuzluk var ama genel başkan söyledi biz bunu görmeyelim. Hayır. Yolsuzluk varsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniyorsa onun üzerine gideceksiniz. Ama kim gidecek? O işin uzmanı gidecek. İntikam alma duygusuyla değil, gerçekleri ortaya çıkarma amacıyla gidecek oraya. Ve siz o gerçekleri kamuoyuyla paylaşacaksınız. Bu çok önemli bir davranış şeklidir. Bu sizi yüceltir. Sizin bir intikam duygusuyla hareket etmediğinizi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruduğunuzu, kul hakkı yemenin ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar kötü olduğunu ve ona da izin vermeyeceğinizi gösterir. Ve geniş bir toplumsal desteği arkanızda görmüş olursunuz. Elbette ki belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra önünüze belki yüzlerce, belki binlerce ihbar dilekçesi gelecektir. Bunların %90'ı da imzasız olacaktır. İmzasız bütün dilekçeleri alıp hiç bakmadan çöp sepetine atacaksınız. Hiç bakmadan. Varsa ciddi ihbarlar, evet vereceksiniz, teftiş kuruna gidecek, inceleyecek. Yoksa bu tür işlerle uğraşmayacaksınız. Önünüzde 5 yıllık bir zaman var. Bu zaman dilimi rüzgar gibi geçer arkadaşlar. Ve dolayısıyla siz yapacağınız çok işler var. Omuzunuza ciddi yükler aldınız. Kreşinden tutun semt evlerine kadar. Bütün bu öğrenci yurtlarından tutun anaokullarına kadar. Bütün bu vaatleri yerine getirmek için hem para bulacaksınız, hem zaman arayacaksınız, hem istihdam yaratacaksınız ve belde halkına güven vereceksiniz. Dolayısıyla yükünüz çok daha ağır. Efendim,
Elbette ki göreve başladınız, mesai arkadaşlarınız var. Belediyede çalışan mesai arkadaşlarınız var. Onlara da gerçek anlamda görevlerini yaptıkları sürece, vatandaşa hizmet ettikleri sürece diyeceksiniz ki beraber çalışacağız. Ama belde halkına zorluk çıkarıyorsa, görevini yapmıyorsa o ayrı bir şey. Ne dedik? Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bilgisi, birikimi, liyakati olan herkesi kucaklayacağız. Bir başka konu değerli arkadaşlar. Belki yeni görevlere yeni insanlar tayin etme ihtiyacınız olacaktır. Burada partizanca davranmak yok. Liyakat sahibi insanları getireceksiniz. Belediyede bir kişinin siyaset yapma hakkı vardır. O da belediye başkanı. Getireceğiniz insanlar, onlar da partizanlık yapıp, onlar da politika yaparsa, onların vereceği her zarar sizin hanenize yazılır. Siz belediye başkanısınız. Talimatı siz vereceksiniz. Programı siz belirleyeceksiniz. Oraya getirdiğiniz bir kişi, boş ver belediye başkanı ne derse desin, ben bildiğimi yapayım, önümüzdeki seçimlerde belediye başkanlığına değil, efendim milletvekilliğine hazırlanacağım. Hayır, buna izin vermeyeceksiniz. Buna izin vermeyeceksiniz. Bakın çok açık, çok ne söylüyorum. Liyakatli insanları getireceksiniz, sizin verdiğiniz her talimatı derhal yerine getirecek. Ve belediye başkanı, beldeye vermiş ve verdiği sözlerin arkasında duran bir belediye başkanı kimliğiyle halkın önüne çıkacak. Bunu yapacak olan sizin getireceğiniz liyakatli kadrolardır. Önceki dönemlerde başlayan projeler olabilir, faaliyetler olabilir. Bunlar belde halkının yararınaysa aynen devam ettireceğiz. Aynen. Hayır, belde halkının yararına değilse, birilerinin yararına yapılmışsa iptal edeceğiz. Ve niçin iptal ettiğimizi de belde halkına anlatacağız. Şu nedenle iptal ettik. Çünkü biz bütün belde halkına hizmet edeceğiz diyeceksiniz. Efendim, şeffaflık, yani harcadığınız her kuruşun hesabını millete verme. Bu çok önemli. Bizim partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerinden birisi budur. Harcanan her kuruşun hesabını vermektir. Siyasi partiler içinde bağımsız dış denetimi yaptıran genel merkezle yapılan harcamalarla ilgili Sayıştay denetiminden ayrı olarak bağımsız dış denetimi yaptıran tek parti biziz. Gelir, bizim bütün hesapları denetler ve raporunu verir. Bağımsız dış denetim yaptırırız. Dolayısıyla belediyelerin de yapacakları bütün harcamaların hesabının verilmesi lazım ve şeffaf olması lazım. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmakta büyük yarar var. Sivil toplum örgütleri gelecek, sizlere her türlü desteği verecekler. Açacaksınız hesabı, buyur kardeşim gelin denetleyin diyeceksiniz. Efendim, belediye meclis toplantılarının kamuoyuyla paylaşılması. Ankara yaptı bildiğim kadarıyla. Büyükşehir belediyelerimiz yapıyorlar, İstanbul yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaç kişi izledi başkan sizin? Efendim? 3,5 milyon kişi. 3,5 milyon kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclis toplantısını izliyor. Olağanüstü bir şey. Efendim, bazı yerlerde çoğunluğumuz yok belediye meclisinde. Olabilir. Benim getirdiğim, yani belediye başkanının getirdiği karar ya da getirdiği bir proje halkın yararına ve rakip partiler tarafından bunun çıkarılması engelleniyorsa o açık toplantıda halk onu görmeli. Ve halk sormalı. Ya bu belediye başkanı bizim lehimize bir şey getirdi kardeşim. Siz niye reddediyorsunuz diyebilmeli. Kimin doğru kimin yanlış yaptığını herkes görmeli. Bu açıdan belediye meclis toplantılarının geniş kitlelere duyurulması, yayınlanması bu son derece önemlidir. Dini ve milli bayramlar. Belediye meclislerinden karar alın. Dini ve milli bayramlarda belediye otobüsleri bedava olsun. Ne olacak? Ne olacak? Vatandaş gidecek, birisini ziyarete gidecek. Yakınını ziyarete gidecek. Bırakın bayramın keyfini tam çeksin. Belki cebinde parası yoktur, harçlığı yoktur.
gidecek de birisinin bayramını kutlamaya. Dolayısıyla bu imkanların bir şekliyle sağlanması lazım. Engellilere, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya hepinizin çalışması lazım. Bu temel ilkeler sizin önünüzde. Yayınladık, sizlere tek tek gönderdik. Bu temel ilkeleri alıp da yazı servisine göndermeyin. Sümeninizin altına koyun. Ayda bir açın bir okuyun. Ya ne, biz hangi ilkelerden yola çıkacaktık diye. O iş yoğunluğu içinde bunları unutabilirsiniz. Ama bunu ayda bir alacaksın, şöyle bir göz gezdireceksiniz. Nedir ne değildir diye. Değerli arkadaşlarım, kreşler, yüzme havuzları, spor salonları, kütüphaneler, bunlar çok önemli. Gençleri kazanmak, çocukları kazanmak çok önemli. Gençlerin sporla buluşması lazım. Kültürle buluşması lazım. Sinemayla buluşması lazım. Tiyatroyla buluşması lazım. Kütüphaneyle buluşması lazım. Arkadaşlar arasında yarış olması lazım. Satranç turnuvaları olması lazım. 23 Nisan'da bütün çocukların ve bütün annelerin bir arada kendi çocuklarının başarılarını izlemesi lazım. Çocuğu kazandığınız andan itibaren bütün aileyi kazanırsınız. Çocukların üzerine titreyin. Çünkü çocuklar bu ülkenin geleceği, hepimizin geleceği. Ve bizler hepimiz çocuklarımız için çalışıyoruz. Bakmayın öyle peder şahı aile diyoruz. Yok, bunlar bitti. Bütün aileler çocuk erkili ailelerdir. Çocuk ne derse ailede artık o oluyor. Hepimiz çocuklarımızın üzerine titriyoruz. Daha iyi yetişsinler diye. Dolayısıyla belediye başkanları da bu bağlamda çocuklar için ne gerekiyorsa yapacak. Okul servisleri yapacak. Güven içinde gidip gelecekler bunlar. Servis şoförleriyle oturacaklar ya da şirketleriyle oturacaklar, anlaşacaklar, pazarlık yapacaklar. Gerekirse parasını belediye ödeyecek onlara. Güven içinde gidecek, güven içinde gelecek. Kreşler olacak. Anne ister çalışsın, ister çalışmasın. Güven içinde gelecek, çocuğunu kreşe bırakacak. Olağanüstü talep var. Olağanüstü. Bu talebi karşılamak sizin elinizde. Değerli arkadaşlarım, bir yoksulluk envanteri oluşturacaksınız. Yoksulluk envanterini niye oluşturacağız diyeceksiniz. Yoksulluk envanterini oluşturmamızın temel nedeni şu. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Kimin yoksul olup olmadığını oturacaksınız muhtarlarla beraber. Muhtarlarla beraber tespit edeceksiniz. Yardım yapılacaksa o ailelerin kapıları çalınacak, götürülüp yardımı yapılacak. Dolayısıyla yoksulları alıp onun yoksulluğunu teşhir etmek, onun onuruyla oynamak bizim kitabımızda yoktur. Bizim anlayışımızda yoktur. Yoksulluk envanterini yapacaksınız. Belediye birisini alacaksanız önce o yoksul evlerden alacaksınız. Çalışmayan birisi varsa o evde, o hanede, sigortalı olmayan birisi varsa alacaksınız. İşi olacak, gücü olacak ve çalışacak. Ve onun insanları kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız değerli arkadaşlarım. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Ama bir şeye daha değinmek isterim. Değerli arkadaşlarım. Seçimlerden bu yana ne kadar süre geçti? Bir aydan fazla. Bütün seçimler sonuçlandı. İstanbul seçimleri sonuçlanmıyor. Niçin? Niçin? İtirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu itirazlara süratle oturdu, kararını verdi ve bitirdi. İstanbul'a gelince bir türlü karar çıkmıyor. Niye karar çıkmıyor? Hangi gerekçeyle karar çıkmıyor? Ve Yüksek Seçim Kurulu'na seslenmek isterim. Ya arkadaşlar, siz dediniz ki bütün geçersiz oyları sayacağız. Eyvallah. 39 ilçede bilmem kaç bin sandıkta bütün geçersiz oylar sayıldı. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Yetmedi. 6 ilçede bütün oylar sayıldı. Günlerce. Sayıldı. Sonuç değişti mi? Sonuç değişmedi. Onu da geçtik. Yine itiraz geldi. Efendim, 39 ilçedeki bütün oylar sayılsın. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki
22 ilçeden örnek alacağım sondajlama yöntemiyle. Kaç? 57 sandığı yeniden sayacağım. Peki. 57 sandık yeniden sayıldı. Sonuç yine değişmedi. Şimdi değerli arkadaşlar, ne yapmak istiyor Yüksek Seçim Kurulu? Efendim, kısıtlar var, oy kullanmış. Mahkumlar var, oy kullanmış. İyi de bu adamlar, yani bu itirazı yapanlar, niye daha önce itiraz etmediler? Niye seçmen listelerine şunlar şunlar yanlıştır demediler? Neden tutanaklar, oylar sayılırken tutanaklara şer koymadılar? Devletin gücünü arkasına almış, sahte delil üretiyorlar. Devletin gücünü arkasına almış, seçimi iptal ettirmek için her türlü kumpasa tezgah hazırlıyorlar. Ve Yüksek Seçim Kurulu'da her gelen şikayeti dinleyeceğim. İyi de bu şikayetlerin sonu bitmezse ne olacak? Şu gün sonuçlanacak, bugün sonuçlanacak, yarın sonuçlanacak. İstanbul seçimleri bir İstanbul seçimi olmaktan çıkmıştır. İstanbul seçimleri bir demokrasi tercihi noktasına gelmiştir. Ya demokrasiden yana ya demokrasi dışı bir uygulama olacak. Adı üstünde Yüksek Seçim Kurulu. Bakın şimdi. Yapılan şikayetler. Onların yetkilileri söylüyor. CHP yapmadı ama, yani bütün bu kumpasları, hile işlerini. CHP yapmadı ama bilmediğimiz birilerinin henüz tam olarak bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz diyor. Allah aşkına yani. Ve Yüksek Seçim Kurulu bunları ciddiye alıyor. Ya siz hakimsiniz ya. Saçmalıklar ciddiye alınır mı? CHP yapmamış. Kim? Bilmediğimiz birileri yapmış. Ya sandık görevlerini kim tayin ediyor? CHP mi? Kim tayin ediyor? Devam ediyor. Bu işte bir gariplik olduğunu hissediyorum diyor. Onun için itiraz ediyoruz. Ya somut delil olmadan, elde veri olmadan, bu işte bir gariplik var. O nedenle itiraz ediyoruz. CHP yapmadı ama birileri yapmış olabilir. Bilmiyoruz ama buna da bir bakalım. Yine devam ediyorlar. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu, sandık başında oldu diyor. Bu doğru. İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandıkta oldu. İstanbul'da bir şeyler oldu, Ekrem İmamoğlu kazandı ve sandıkta oldu. Bu kadar. Bakın şimdi, saygıdeğer bir köşe yazarı geçen gün neler yazıyor. Saygıdeğer bir köşe yazarı şöyle yazıyor. Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden, yani AK Parti kanalları üzerinden AK Parti'ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum diyor. YSK üyeleri AK Parti'ye tavsiyelerde bulunuyorlar. Bunu duyuyorum diyor. Ancak YSK'dan AK Parti'ye, Yüksek Seçim Kurulu'ndan AK Parti'ye başvuruyu yenileyin yoksa usulden reddedilecek mesajının gittiğini, bunun üzerine AK Parti'nin 20 Nisan'da KHK'lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini birçok kaynaktan doğrulattım diyor. Bu duyum, ki doğrulatan bir duyum, bir gazeteci doğrulattım derken mutlaka kimlerle içeriden ve dışarıdan görüşmüştür ve bu haberi yazmıştır. Bugüne kadar bu hiç yalanlanmadı. Yüksek Seçim Kurulu içinde AK Parti ile işbirliği yapıp İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için ortaklaşa bir kumpas mı hazırlanıyor? Biz buna inanmak istemiyoruz. Hakimin vicdanıyla ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde karar vermesini bekliyoruz. Bir devlette hukuk ne demektir? Hukuk olmasa o devlet ne olur? Hukuk, kişinin haklarının korunduğu, liyakatin sağlandığı, saygın bir devletin ortaya çıktığı, demokrasinin
olmazsa olmaz kurallarından birisidir. Hukuk budur. Hukuku çekip çıkarırsanız devlet organize suç örgütüne dönüşmüş olur. Gücü olan her şeyi yapmış olur. Bir devleti organize suç örgütü haline sokmamak yargıçların elindedir, hakimlerin elindedir. Adaletle davranmak, vicdanıyla karar vermek, hukukun üstünlüğüne dayanarak karar vermek hakimin temel görevidir. Hiçbir yargıcın yasaları bir tarafa bıraktım. Daha önce verdiğim kararları da bir tarafa bırakıyorum. Birileri talimat verdi. Biz zaten oturduk, anlaştık. Şimdi İstanbul seçimlerini iptal ediyorum deme hakkı ve hukuku yoktur. O nedenle Yüksek Seçim Kurulu üyelerine çağrıda bulunuyorum. Bir, Yüksek Seçim Kurulu yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında verdiği kararlara uymak zorundadır. Yani hem kanunlara uyacak hem de benzer olaylar dolayısıyla nasıl karar vermişse aynı kararlara uyacak. Birilerinin talebine göre daha önce verdiği kararları ters yüz etmeye veya yasaları ben tanımam demeye hakkı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı delilleri elinin tersiyle itmek zorundadır. Ben hakimim diyecek. Benim bu devlete hizmetim var diyecek. Yılların birikimi var benim arkamda diyecek. Ben yarın çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım diyecek. Yasalara uymazsam, vicdanımı ve aklımı birilerine kiraya verirsem bana kim hakim diyecek. Üçüncü madde. Yüksek Seçim Kurulu iktidar sahiplerinin yani güç odaklarının YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. Eğer Yüksek Seçim Kurulu egemenlerin yaptığı baskıya boyun eğerse orası Yüksek Seçim Kurulu olmaktan çıkar. Birilerinin talebini, güçlerin talebini yerine getiren bir organa dönüşmüş olur. Dört, Yüksek Seçim Kurulu demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye istiyoruz talebini reddetmek zorundadır. Şu anlama geliyor. Seçime girdik. Seçimi kaybettik. Ama kazanıncaya kadar seçim yapacağız. Yani demokrasicilik oynayacağız. Bu anlayışı reddetmek zorundadır. Elinin tersiyle itmek zorundadır. Beş, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadır. Güçlülerin, kanunsuz güçlülerin yanında durmak zorunda değil. Haklının, adalet isteyen ve hukukun üstünlüğünü talep eden kişilerin ya da kurumların yanında durmak zorundadır. Aksi halde adalet dağıtamaz. Altı, iktidar sahiplerinin demokrasiye karşı kurulan kumpası Yüksek Seçim Kurulu'nun reddetmesi gerekir. Biz bunu bekliyoruz. Yoksa birileri talep edecek, içeriden birileri AK Parti ile görüşecek. Taleplerinizi şöyle yapın, şikayetlerinizi şöyle yapın, şunu yaparsanız biz buna evet deriz diye. Karşılıklı bir kumpas demokrasiye yapılmış kumpastır. Kimse şundan endişe duymasın. İstanbul seçimleri bütün dünyada şu anda konuşuluyor. Ülkede demokrasi var mı yok mu? Hukuk var mı yok mu? Hukukun üstünlüğü var mı yok mu? Daha da önemlisi, Türkiye'de gerçek anlamda hakimler var mı? Hakimler yok mu? Bunu göreceğiz. Bütün dünya bunu izliyor. Böyle bir konuşmayı bu süreçte yaptığım için de son derece üzgünüm. Son derece üzgünüm. Seçim yapılmış. Vatandaş gitmiş oyunu kullanmış. Vatandaşın oyuna niye saygı göstermez? İtirazı zamanda yap. Her gelen itirazı değerlendirmek zorunda mıdır? Say diyorlar, sayılıyor.
Tekrar say, tekrar say. Bir daha say, bir daha say. Yetmez mi ya? Yetmez mi? Aşağıdan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu. Yukarıdan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu. Sağdan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu. Soldan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu. Karar, karar yok. Niye bakıyorsun? Neye bakıyorsun kardeşim? Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Adalet talep ediyoruz. Adalet istiyoruz. Bu ülkede adalet dağıtan hakimlerin olduğuna inanmak istiyoruz. Son söyleyeceğim de bu değerli arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim toplantımızın bundan sonraki bölümü basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşecek. Gazeteci arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla Ankara'ya bir araya gelmesi ve konuşması bu şekildeydi sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ilginç konulara değinmiş bugün. Önemli başlıklar belirlemiş. Birçok köşe yazarının yazılı basında, ulusal yazılı basında birçok köşe yazarının yazısına konu ve başlık oldu Ankara gündemi. Yüksek Seçim Kurulu'nun psikolojik baskı altında olduğunu söylüyor yazısında Sayın Altaylı. Ayrıca artık çok belli ki İstanbul'da seçimler yenilenmeye doğru gidiyor. Bunun böyle olacağı 31 Mart akşamı belliydi diyor. İstanbul'un Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde 31 Mart seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında dün 32 ayrı soruşturma başlatıldığını da yazısında geçiyor Sayın Altaylı. Yüzün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı deniliyor. Yaşanan süreci değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, elbette YSK'nın ne karar vereceğini bilemeyiz ama YSK'ya yönelik psikolojik baskı çok açık ifadesini de kullanıyor yazısında sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz. AK Parti ve MHP seçimlerin yenilenmesini çok açık biçimde istiyor. Yenilenme halinde Cumhur İttifakı olarak kazanacaklarını düşünüyorlar ibaresini de kullanıyor. Elbette Yüksek Seçim Kurulu'nun ne karar vereceğini bilemeyiz ama Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik psikolojik baskının gayet görünür ve açık olduğunu da dile getirmiş. Tüm argümanlar boşa çıktıktan, defalarca sayımlar yapıldıktan sonra diyor Fatih Altaylı, Cumhur İttifakı'nın en önemli argümanı sandık başkanlarının atanmasındaki usulsüzlük oldu. En büyük dayanağı bu oldu. Peki belediye başkanlıkları nezdinde seçimler tekrar edilirse, sandık görevlilerinin sandıklarda fırıldak çevirdiğini düşünüyorsak diyor Fatih Altaylı, bence İlçe belediye başkanı ve belediye meclisi seçimleri de yenilenmeli diyerek gündemin ayrı bir ayrıntısını dile getirmiş oluyor Fatih Altaylı Habertürk gazetesindeki bugünkü köşe yazısında. Ankara gündemi gayet sıcak. Ülkeye de yansıdı tabii, illere, ilçelere de yansıdı sevgili izleyiciler. Yine nefesler tutulmuş durumda. Çıkacak kararın en hukuki ve en demokrat karar olması hepimizin dileği ve de umudu. Şimdi hattımızda bir kıymetli bir konuğumuz var. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü, sanat yönetmeni sevgili Bengi İspir Özdülger. Merhabalar Bengi Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Leyla Hanım. İyiyim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Bu siyaset yoğunluğunda, gündem yoğunluğunda sizin tatlı sesinizle ve de önümüzdeki sanat planını sunmanızla bir nefes arası verelim dedik. Önümüzdeki hafta neler var? Sanat planınızda hangi başlıklar var? Onları paylaşır mısınız lütfen izleyen ve dinleyenlerimizle? Memnuniyetle. Sağ olun. Bana bu fırsatı tanıdığınız için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sevgili sanatseverlerle, Mersinlilerle bizleri buluşturduğunuz için.
Biz teşekkür ediyoruz ve de çok mutluyuz bizimle işbirliğinizden. Sanata destek olmak birinci görevimiz. Buyurun. Çok sağ olun. Ben de çok mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum Mersin Devlet Opera ve Balesi ailesi adına. Estağfurullah. Yarın ayın 4'ü biliyorsunuz. Yarın 4 Mayıs'ta saat 20'de akşam 8'de Frida Balemizin bu sezonki son temsilini yapacağız. Eseri izlemiş olan ve beğenmiş olan seyircilerimizi ve izlememiş, kaçırdığını düşünen seyircilerimizi bekliyoruz. Bu son, bu sezonun son temsili olacak Frida Balemiz saat 20'de. Evet. Pazartesi günü bizim her zaman, her ayın ilk pazartesi günleri biz ücretsiz olarak Atatürk Evi'nde konserler veririz Leyla Hanım. Evet. Yine 6 Mayıs pazartesi günü saat 14'te Atatürk Evi'nde konserimiz olacak ücretsiz. Yine ayın 9'unda saat kaçta Bengi Hanım Atatürk Evi'ndeki konserimiz? Şöyle anlatayım, her ayın ilk pazartesi günleri bu ay 6'sına denk geldiği için 6'sında saat 14'te Atatürk Evi'nde konser yapıyoruz. Evet, tam her biz iş başındayken yapıyorsunuz ki gelemeyelim. Evet. Neyse biz görüntülerini izliyoruz en azından. Buyurun lütfen. Çok teşekkürler. Bizim bu yıllardır süregelen bir artık alışkanlığımız, klasiğimiz oldu. Tebrik ediyorum. Seyircimiz de bunu çok teşekkürler benimsedi. Her ayın son cuma günü de kurumumuzda şeref salonu var üst katta. Orada bir konserimiz olur. O da bizim düzenli olarak yaptığımız bir konserimizdir. Saat 20'de yapılır. Aynı zamanda arkeoloji müzesi konserlerimiz ve Latin Katolik kilisesi konserlerimiz mevcut, ücretsiz yaptığımız. Evet. Önümüzdeki pazartesi saat 14'te Atatürk Evi konserimize denk geliyor. Ayın 9'unda saat 10.30'da Kitap Kurdu ile Can Haylazlara Karşı Çocuk Müzikalimiz var. Artık okulların kapanmasına az bir zaman kaldığı için çocuklarımız da bizim olmazsa olmazlarımız, potansiyel opera izleyicilerimiz ve çok kıymetlilerimiz. O yüzden biz çocuk oyunlarımıza çok önem veriyoruz. Ayın 9'unda Kitap Kurdu ile Can Haylazlara Karşı saat 10.30'da. Evet. Ayın 10'unda da Şeker Onya çocuk müzikali var yine 10.30'da. Bunlar harika. Da bizim bu sezonun son çocuk oyunlarımız. Çünkü artık okullar kapanacağı için çocuklarımıza böyle arka arkaya güzel çocuk müzikallerimizi sunmak, onları bu süper. Sanatla, müzikle, tiyatroyla buluşturmak istiyoruz. Bütün çocuklarımızı, okullarımızı, öğretmenlerimizi, velilerimizi bekliyoruz. Onunla birlikte aynı zamanda ondan sonraki hafta ayın 14'ünde ve 16'sında yapacağımız Adana Senfoni ile birlikte ortaklaşa projemiz var. Yunus Emre Oratoryosu. Onun çalışmaları da sürüyor. Eğer müsaade ederseniz onu da ifade edeyim değilse bir sonraki toplantıda görüşmemizde hayır buyurun lütfen. Söyleyeyim. Buyurun lütfen. 14 Mayıs günü saat 20'de Mersin Marina Amfiteyatro'da Yunus Emre Oratoryosu yapacağız. Adana Senfoni Orkestrası ve Mersin Devlet Opera Balesi solistleri ve korosu eşliğinde. Ayın 16'sında da Adana'da Kültür Park'ta yapılacak aynı konser. Ve bu yıl çok kıymetli bir yıl, 100. yılımız, kurtuluşumuzun 100. yılı, 19 Mayıs günü meydanda, Cumhuriyet Meydanımızda marşlarımızla, kahramanlık türkülerimizle, halkımızla buluşacağız. Harikasınız. Çok kıymetli bizim için o gün ve o akşamki etkinliğimiz. Harikasınız. Yine halka açık bir etkinlik olacak. Bütün Mersinlileri Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Meydanda hep beraber marşlarımızı, kahramanlık türkülerimizi söyleyelim. Bu coşkuyu birlikte kutlayalım. Bu büyük günü hep beraber paylaşalım istiyoruz. Saat 19'da olacak. Şimdi bunun da haberini vereyim. Ondan sonraki sürprizimiz 25 Mayıs'ta da aynı şekilde Mersin Marina Amfiteyatro'da Neşet Ertaş konseri yapacağız. O da bizim sezonumuzun son Neşet Ertaş konseri olacak. Neşet Ertaş konseri ayın kaçında? 25 Mayıs. 25 Mayıs. Saatini tekrarlayabilir miyiz? Soran çok 21'de. İzleyicimiz olmuştu çünkü. Şimdi Yunus Emre Oratoryolarımız saat 21'de olacak. Mersin'deki Marina Amfiteyatro'da olacak. Evet. Adana'daki yine saat 21'de Kültür Park Amfiteyatro'da olacak. Kültür Park Amfiteyatro. Ayın 19'undaki 19 Mayıs şölenimizi Cumhuriyet Meydanı'nda saat 19'da yapacağız. Evet. 25 Mayıs'ta Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konserimizi de yine Mersin Marina Amfiteyatro'da saat 21'de yapacağız.
Bütün sanatseverlerimizi bekliyoruz. Artık sezonumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Bu coşkuyu, bu güzel sanat etkinliklerini hep beraber paylaşalım istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yunus Emre Oratoryası'nda sizlerleyim. Ona çok vaktim ve saatim uyabilir. Hepsini de gönülden destekliyorum. Yaptığınız bütün çalışmalar çok için teşekkür ediyorum. 19 Mayıs programınızda sabırsızlıkla bekliyorum. Aynen, çok güzel olacak. Hep bütün beraber halkımızı da davet ediyoruz o coşkuyu paylaşmaya. Şimdiden, sizler hazırlanıyorsanız bizlerin de hazırlanması lazım. Bayraklarımızla, değil mi? Aynen, Atatürk'lü öyle tişörtlerimizle. O güzel programı izlemek lazım. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir ben hafta sonu diliyorum. Ben teşekkür ediyorum Leyla Hanım. Sizin nezdinizde tüm İçer TV çalışanlarına, yetkililerine teşekkür ediyorum. Bizi buluşturduğu için Mersin'de sanatseverlerle ve çevre illerimizdeki sanatseverlerle. Biz teşekkür ediyoruz. Size ve bütün çalışma arkadaşlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Gündemin sıkıcılığına o güzel sesinizle ve sanatın doğru çiçeğiyle hoş bir ara verdiniz. Tekrar teşekkürler. Olmayı. İyi hafta sonları. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de efendim. Hoşçakalın. Evet, sanat hep yüzümüzü güldürür sevgili izleyenler. Her zaman olduğu gibi hep de böyle olmasını diliyoruz. Sanatın birleştiriciliği, sanatın bir araya getiriciliği, sanatın gülümsetmesi bir ayrı oluyor elbette ki. Haftaya şöyle bir bakış atalım mı sizlerle, ne dersiniz? Ancak ondan önce şu seçimin yenilenmesi konusunu zannedersem şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir bilanço sunulmuş, bazı rakamsal veriler var. Gazetelerimizin birinde rastladım. Diriliş Postası vermiş bu gazeteyi. Bu haberi. Kanunsuzluk farkın iki katı demiş sevgili izleyiciler. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın arasındaki oy farkının iki katı kanunsuz oy tespit edilmiş habere göre. Bu bağlamda bakın bu haberi okuyalım. Sonra rejideki arkadaşlarım da takip ediyor bizimle birlikte haberi. Bu haberi okuyalım. Sonra size bir soru soracağım. Bütün yazılı ulusal basın köşe yazarlarının sorduğu soru. Aklı selim bütün vatanseverlerin sorduğu soru. Siyasetle hiç işi olmayan, vatanına, milliyetine, bayrağına düşkün olan herkesin sorduğu bir soru bu. Aykırı soru değil ya da sorması gereken bir soru. Tekrar okuyalım. Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım'ın arasındaki oy farkının İki katı kanunsuz oy tespit edildi diyor gazetenin haberinde. Bu bağlamda 10.418 sandıkta oy kullanan seçmen sayısına göre sizlerle bizlerle birlikte takip edebiliyorsunuz. Haberimizi biraz daha büyütebilirim arzu ediyorsanız. 16.502 oy pusulasının eksik olduğu, 1.992 sandıktaysa 8.811 oy pusulasının fazla çıktığı belgelendi. Şimdi bana gel Ezel. Şimdi neyi konuşalım sevgili izleyiciler? Düşünebiliyor musunuz? 16.502 oy pusulası eksik, 1.992 sandıktaysa 8.811 oy pusulası fazla. Şu soruyu sormazlar mı insana? Ne zamandan beri? Sadece 31 Mart seçimlerine ait bir bilanço değil bu. Zemin kim için hazırlanmıştı? Zemin niçin hazırlanmıştı? Bu hep uygulamada olan bir usulsüzlüktü belki de. Ancak demokrasiyi severiz, bizim parti iktidar olursa diyenler acaba sandıktan umdukları çıkmayınca mı bunu usulsüzlük olarak değerlendirdiler? Asıl burayı konuşmamız lazım. Tekrarlanacak mı? İlçeler bazında mı tekrarlanacak? İşte meclis üyeleri bazında mı tekrarlanacak? İller bazında mı tekrarlanacak? İnanın burası hiç önemli değil. Yine hak eden herkes sandıktan yüzünün akıyla çıkacaktır. Hak etmeyen de çıkmayacaktır. Halkın iradesi tüm siyasi görüşlerin üzerindedir. Siyasilerin sahip olduğu irade de bizim oylarımız neticesinde sahip oldukları iradedir. Sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz. Vatansever olan her insan, her köşe yazarı, her basın mensubu, her siyasi kendine ve de kamuoyuna lütfen bu soruyu sorsun. Leyla Pakköse ile Gündem programından, İçel TV stüdyolarından, İçel FM mikrofonlarından ve sosyal medya üzerinden sesleniyorum. Ne zamandan beri usulsüzlük böyleydi? Ben bunun background'unu merak ediyorum. Bir vatandaş olarak, bir cumhuriyet kadını olarak bunu merak ediyorum. Ne zamandan beri 16.502 oy pusulası eksikti? Ne zamandan beri 1992 sandıkta 8.811 oy pusulasının fazla çıktığı belli oldu? Ben bunu merak ediyorum. Gerisi sizlerin görevi zaten. Sizlerin savaşı sevgili siyasiler. Vatandaş siyasi savaşta yok.
Vatandaşı da siyasi savaşınıza ortak etmeyiniz lütfen. Halkın huzurunu bozmayınız. Vatanın bir bekası var, o da hukuk. Hukuk dışında bir bekası olamaz. Ezel'cim, eğer hazırsak haftaya bir bakış atalım mı sevgili izleyenlerimize ve de dinleyenlerimizle birlikte? Anımsayacaksınız, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında Çamlıca Camii konusunda yaşanan bir gerginlik olmuştu. Ve öperim öptürmem kavgasına dönüşmüştü olay. Seçim sonuçlarına yoğunlaşan Türk siyasetine farklı bir ivme kazandırmıştı. Dün de gündemi meşgul etmişti. Her iki siyasi de mikrofonlar ve kameralar aracılığıyla güzel bir atışma yaşadılar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii bir israftır dedi. Bir kere doldursunlar, ellerini öperim şeklindeki konuşmasında şu ayrıntılara değindi. Bakalım neler demişler. Bu basın toplantımıza başlamadan önce ekonomiden sorumlu Sayın Bakan bir basın toplantısı düzenledi. Vaatler mutlaka ortaya koydu. Ama şunu adım gibi biliyorum ki biraz sonra onun ortaya koyduğu umdelere bakacağız. Ekonominin düzeleceği konusunda kimseye en ufacık ümit vermediğini de göreceğiz. Kahin misin? Kahin değilim. Ama bu arkadaşların 16 yıldır nasıl yürüdüklerini gördüm. Hiçbir konuda kendilerine çeki düzen verdiklerine şahit olmadım. Yanlışlarından ders aldıklarına şahit olmadım. Hatalarını kabullendiklerine şahit olmadım. Ha, Sayın Cumhurbaşkanı arada sırada çıkıyor, söylüyor. İstanbul'a hepimiz ihanet ettik diyor. Hatalar yaptık diyor. Genel söylüyor. Ama sonra bakıyorsunuz, bir değişiklik var mı? Yok. İstanbul hala ihanete uğruyor. Ha, bundan sonra yönetim değişir, bir başkaları gelir. Onlar da eğer bu işi götürebilirlerse ne âlâ. Ama ben iktidarın bugünkü haliyle belediyeleri kendi hallerine bırakacaklarını zannetmiyorum. Her konuda imara nasıl müdahale edeceklerinin zeminini hazırladılar. Her konuda. TOKİ falanca yerde imar planı yapacak. Belediye karışamıyor. Ben şu alanı imara kendim için ayırdım. Karar vereceğim dediği zaman belediye karışamıyor. Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapma gelir ya? 60 bin kişilik cami. Bir kere doldursunlar ellerini öperim. Bir kere. 60 bin kişi oraya nasıl çıkacak ya? İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki orası dolsun. En az. Bunu bile idrak etmeden dışarıdan bakıldığı zaman şu ihtişama bak ya. Nereden nereye geldik Türkiye olarak derseniz işte o zaman hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir. Ne kadar geliştiğini, kalkındığını göstermez. Bakış açısı. Onun için şu anda ekonomi çok ciddi sinyaller veriyor. Enflasyon aldı başını gidiyor. Son zamanlarda birdenbire böyle bir iki kuruşluk düzelme gibi gözüken değişiklikler kimseyi ümitlendirmesin. Efendim işte ithalatımız azalıyor. İhracat dengemizde azalma devam ediyor. Müsbet bir işmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ya arkadaş, sen yani adam affedersiniz ev, hani hayvanını bağlamış bir yere, yavaş yavaş yemini az veriyormuş. Az verdikçe de tabii gideri azalıyor. Bak şu kadar kar ettim diye. Bir gün hayvan ölmüş. Ne oldu? Ya tam alışıyordu açlığa. Hayatını kaybetti demiş adam. Ya arkadaş, siz bu insanları, memleketi aç bırakıyorsunuz. Aç kalan insan
Evet, başka fazla bir tepki göstermeyebilir ama hayatiyetini kaybeder, hayatını kaybeder. Ekonomi hayatını kaybetti. Şunu herkes bilsin. Sadece rant çevreleri para kazansın, gerisi umurumda değil derseniz işte o ülke batar. Şimdi yeni bir karar alınıyor. Bir ülkenin varlık fonu, bakın yabancı bir ülkenin varlık fonu ne demek? Bunu da anlamak için söylüyorum. Varlık fonu Türkiye'deki varlık fonlarını ele geçirip yatırım yapma yolunu arıyormuş. Bu ne demek? Varlık fonu demek, var olan bir fon, nakit para demek. Bizimkiler varlık fonu dedikleri ülkenin harekete geçmeyen varlığına varlık fonu diyorlar. Yani tarlasına, ormanına, madenine, binalarına varlık fonu diyorlar. Bankasına varlık fonu diyorlar. Ya bunlar fon değil. Bunlar ülkenin temel taşları sadece. Fon harcanabilecek para demektir. Üçkağıtçılık yapıp fon adı altında devletin, ülkenin kendisini pazarlıyorsunuz ya. Başkasına peşkeş çekiyorsunuz. Bunu da fon diye yutturmaya kalkıyorsunuz, affedersiniz. O zaman bu ülkeyi düzeltemezsiniz ve ne yazık ki düzeltemiyorlar. Evet, kamu çalışanlarından ve işçi sınıfından kesilen kıdem tazminatı ya da ödenmesi planlanan kıdem tazminatının da bir fona aktarılacak olmasını sendika başkanlarımızla iki haftadır değerlendiriyoruz. Sayın Karamollaoğlu çok güzel bir nokta koydu aslında. Dedi ki fon demek harcanacak para demek. Yani işçinize, memurunuza, emeklinize harcayacağınız parayı neden fonda topluyorsunuz'a getirdi lafı. Çok da yerindeydi. Gündemi biraz geriden takip eden bir cümleydi ancak geçmiş gündemin hepsini bugüne çok özetle taşıdı. Peki Karamollaoğlu'nun konuşması bu yöndeyken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne cevap verdi acaba? Ağır bir cevap verdi. Elimi öpmek istiyorlarmış, elimi kirletmem yanıtını verdi. Evet, ağır bir cevap verdi. Seçimlerde aldıkları oy oranı ne olursa olsun, mirasçısı olduklarını iddia ettikleri misyonun hatırı sebebiyle bu kişileri görmezden gelemiyoruz. AK Parti'nin hizmetine talip olduğu büyük medeniyet davasının temelinde hakka ve halka hizmet şiarı vardır. Malum partinin başındaki zat çıkıyor, bu hizmetleri kötülemek için olmadık sözler söyleyebiliyor. Mesela çıkıp Ardahan'da, Iğdır'da, Şırnak'ta üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok diyor. Adama sormazlar mı? Tabelası var, binası yok. Mesela çıkıp hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik bir cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar ellerini öperim gibi bir hezeyanı dile getirebiliyor. Ben öptürmem çünkü temiz elimi kirletmem. Şuale bak, bu ne tarih bilmezliktir. Sen Sultanahmet Camii'ni o zamanın nüfusuna göre, Selimiye'yi o zamanın nüfusuna göre, Süleymaniye Camii'ni o zamanın nüfusuna göre, Yavuz Selim Camii'ni o zamanın nüfusuna göre, Fatih Camii'ni o zamanın nüfusuna göre acaba nasıl değerlendireceksin? O zaman bunları yapmışlar. Ve şu anda İstanbul'un 15 milyonu aşkın nüfusu var ve
Anadolu yakasında bizim bir tane Salahattin Camii'miz yoktu. İşte önce Mimar Sinan Camii'ni yaptık. Ardından Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. Ey zavallı ya. Bunlar mühürdür, mühür. O boğaza girip o boğazdan çıktığın zaman işte Büyük Çamlıca Camii'ni göreceksin. Ben inanıyorum ki bunlara oy verenler de herhalde bu sözlerden sonra hesaba çekeceklerdir. Evet, haber içeriğimiz böyleydi sevgili izleyiciler. Daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu TRT ile ilgili bir açıklama yaptı. Konuşmasında bu noktaya da değindi. TRT'nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayınladığı tweetinde de kurulduğumuz günden bu yana kovboylara bizden daha çok yer veren devletin ulusal yayın kuruluşu şeklinde de nüktedan bir açıklama yaptı. Dün de bültenler ve de bazı haberciler bunu şöyle yorumladılar. Kırmadan dökmeden de bir şekilde mizahi açıdan da demek ki gönderme yapılabiliyormuş dediler. Mersin'e geçelim mi artık? Evet, Mersin'e geçelim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer görevi devraldıktan sonra belediyenin borçları ile ilgili hatırlayacaksınız bu hafta bir müfettiş incelemesi istemediği için yoğun eleştirilerle karşılaştı. Kimi kesimler Kocamaz'ı, Sayın Burhanettin Kocamaz'ı koruyor açıklamasını yaptılar. Ancak bir iki kişinin sözüyle ben sinirlenmem, rayımdan çıkmam dedi ve aynen şöyle konuştu. Bir durun, bakıyoruz neler olmuş, neler bitmiş. İki kişi beni tahrik etti diye bağırıp çağırmam görüşünü dile getirdi. Sayın Vahap Seçer'in, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in bu konuşmasını da şimdi ekranlarınıza taşıyalım isterseniz. 31 Mart yerel seçimleri sonrası Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlar başlamaz gelir ve gider durumu ile ilgili hesapları inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, devraldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut ekonomik yapısı ile ilgili bilgileri düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin mevcutta 2 milyar 80 milyon 108 bin lira borcu olduğunu aktaran Başkan Seçer, teftiş istememesine yönelik eleştirilere yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Şimdi Mersin'de şöyle bir sorun vardı. Bu sizden önce hep dile getirildi, yazıldı, çizildi. Büyükşehir Belediyesi'nde bir takım yolsuzlukların olduğu, bunların çok azami düzeyde olduğu yönünde bir takım iddialar vardı. Özellikle yapılan büyük ihalelerle ilgili. Siz bu konuda müfettiş davet edecek misiniz bu konuları araştırmak üzere? Kavramı dikkatli kullandınız. Yolsuzluk iddiaları dediniz. Tabii bu yargının işidir. Biz böyle bir bulguya rastlarsak bunu gerekli mercilere ulaştırırız. Şu anda yaptığımız çalışmalarda müfettiş isteyecek herhangi bir bulgu önümüze gelmedi. Ama çalışmalarımız bütün dairelerde özellikle ihalelerin olduğu, yatırımların olduğu yani paranın olduğu bütün bölümlerde devam ediyor. Bütün dairelerde devam ediliyor. Böyle bir ihtiyaç hasıl olursa tabii ki ben gereğini yapmakla mükellefim. Bunu da yerine getiririm. Zaten kamuoyu da duyar bunu. Belediye hesapları ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ve ortada bir yanlış varsa ve bu yanlış kim tarafından yapıldıysa bedelinin de mutlaka ödetileceğini ifade eden Seçer, teftiş sürecine ilişkin olarak da yaptığı yazılı açıklamada beni eleştiriyorlar. Geldi, teftiş istemedi diyorlar. Biz ne dedik? Devri sabık oluşturmayacağız dedik. Biz kimseyle rövanş içine girmeyeceğiz. Bir durun. Bakıyoruz neler olmuş neler bitmiş. İki kişi beni tahrik etti diye bağırıp çağıramam ben. Burada bu var, şurada şu var diyemem. Allah akıl vermiş, fikir vermiş, kadro vermiş. Kardeşim burada hata var. Bir bakın bakalım ben mi yanılıyorum yoksa önceki yönetimi mi yanıltmışlar? Yanıltmışlarsa hemen hukuki süreci başlatıyorum.
Burası Ali Kıran Başkesen düzeni değil. Hukuk var, devlet var, yargı var. Gideriz yargıya, bürokratsa sıkıntı yapan ya da yüklenici firmaysa onun hakkında gereğini yaparız ve bedeli ödenir ifadelerini kullandı. Evet, Mersin'de durum böyleydi. Siyasiler oy derdinde, sevgili izleyiciler koltuk derdinde, vatandaşın derdi de başka. Seçim iptal edilsin mi? Seçim sonuçları ne olacak, ne olmayacak? İstanbul'da belediye başkanlığı nezdinde ya da meclis üyeleri nezdinde bir değişikliğe gidilecek mi? Ya da Türkiye genelinde bu böyle olacak mı, olmayacak mı? İktidar 2007 seçimlerini baz alarak böyle bir harekete mi girişecek? Yüksek Seçim Kurulu gerçekten siyasi ve psikolojik bir baskı altında mı? Tüm bunlar Ankara ve ülke gündemini meşgul eden önemli başlıklar. Bunların gelişmeleri ve ajanslara düşen yeni ayrıntılarını elbette ilerleyen saatlerdeki programlarımızda ve haber bültenlerimizde takip edebileceksiniz. Siyasilerin derdi buyken vatandaş her zaman olduğu gibi ekmek soğan derdinde sevgili izleyiciler. Şimdi yine Mersin'deyiz ve Erdemli'deyiz. Erdemli'de kilosu 2 TL'den satılan 5 ton soğan tam tamına 1 saatte tükenmiş. Akıl alır gibi değil. Gel çıkacağız, gel. Milletimiz yesin ya. Gariban faydalansın ya. Mersin'in Erdemli ilçesinde Adana'dan getirilen 5 ton kuru soğan kilosu 2 liradan satılınca 1 saatte tükendi. 2 liraya soğan sattınız. Allah Allah. Kaç lira soğan, kaç lira? Hacı. 5 kilo lira, 5 kilo. Ha, biz var adam veriyoruz. 5 lira diyor. Vermemiş bak. 12 adı. Kilosu 2 lira abi. Soğan üreticisi Burak Boyar kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı kilosu 2 liradan satışa sundu. Vatandaşların kapış kapış aldığı soğan 1 saatte tükendi. Sen abi yesin ya. 10 kilo değil. 50 kilo soğan 100 lira, 50 kilo. Marketlere geçtiği zaman 8 lira, 10 lira, 5 lira şu anda. Arkadaş Adana'dan getirmiş, eline koluna sağlık. Şimdi diye vatandaş alıyor. Ankara'dan hanım seyretsin. Haber mi çekiyor? Ben hava soğan gönderdi. Allah razı olsun. Erdemli halkı yetişir. Soğan 2 lira abi. 5 kilo 10 lira. 2 lira soğan. 2 lira soğan 2 lira. 5 kilo 10 lira ya. Soğanı kilosu 8 liradan 2 liraya düştüğünü duyunca geldim bir çuval aldım. Zengin yemeği değil artık fakir yemeği olsun istiyoruz. 5 kilo 10 lira. Başkanımız gönderdi ha. Soğan git büyük mağazalarda, şeyde marketlerde 7 lira 8 lira. 2 lira vallahi bedava. Oraya ben 4-5 lira aldım. Erdemli halkımız yesin abi. Rahat rahat yesin gitsin. Adana'dan geliyor abi, Adana'dan. 3,5 lira 7 lira değil mi? 3 lira. 3 lira pardon. 6 lira. Kimin bu? Adana'dan geliyor. Adana'ya kapıralar. Tarladan halka. 2 lira soğan satıyoruz. 2 lira ya. Neden bu ucuzluk? Neden bizde ucuzluk abi, bizde tarladan geliyor. Fırsatçılardan değil. Markette 5 lira, bizde 2 lira. Kaç lira abicim? Evet sevgili izleyicilerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'li belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP'li belediye başkanları genel başkanlarıyla buluşmak için Ankara'dalardı. Biraz önce genel başkanlarının konuşmasını, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını da ekranlara taşımıştık. Belediye başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giden CHP'li belediye başkanları ve İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etmişler efendim. İmamoğlu paylaştığı tweetinde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak Ankara'da yapacağımız bir günlük ortak çalışma öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi ikametgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ettik diyor. Anımsayacaksınız, 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak mazbatasını almadan Anıtkabir'i ziyaret eden İmamoğlu AK Parti ve MHP tarafından eleştirilmişti. Daha mazbatasını almadan önce usul erkan öğrenmesi lazım. Anıtkabir'de ne işi var denilmişti. Erdoğan'a yanıt veren İmamoğlu ise Anıtkabir'e ne zaman fırsat bulursam giderim. Defteri almışlarsa bir daha gider, bir daha yazarız. Anıtkabir'e gitmek bizim için çok değerli. Yine gider yazarız, sorun olmaz ifadesini kullanmıştı.
Evet sevgili izleyicilerimiz, oldukça yoğun bir gündem paylaşıyoruz bugün sizlerle. Şimdi arzu ederseniz yerel basına şöyle bir yönelelim bir köşe yazısıyla. Haber merkezinden sevgili Büşra Elvanoğlu arkadaşımızın köşe yazısı çalışması var. Onu hemen ekranlarınıza getirelim. Ali Adalıoğlu, Haberci Gazetesi. Hangi bayram? Sözün özü, bugün 1 Mayıs. Sözüm ona işçinin ve emekçinin bayramı. Türkiye için bu ne kadar geçerli? Asgari ücrete çalışan bir işçi nasıl mutlu olabilir ve bayram yapabilir? Onun aklı fikri geçimdedir. Evine ekmek götürürse ondan mutlusu olmaz. Çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayabilirse sanırsınız ki dünyalar onundur. Yok, bunları yapamıyorsa ki yapması hemen hemen olanaksızdır. Bayram, seyran onun neyine? Sendikal hakları zaten son yıllarda iyice tırpanlanmıştır. Yasalar tırpanlanmasa bile sendika ağları sayesinde patronun iki dudağı arasından çıkan söze mahkumdur işçi kardeşim. Hak aramaya çıksa bir ton sopa yer polisten jandarmadan. Çünkü hak arama özgürlüğü bile neredeyse elinden alınmıştır. Bakın 1 Mayıs'ın simgesi haline gelen Taksim'i işçiye çıkarabiliyor mu işçi? Orada bayram kutlanması bile yasak işçiye. Ve de yasaklar her geçen gün artıyor. Yasakların bu kadar çok olduğu bir ülkede bayramdan söz edilebilir mi hiç? İsterseniz rakamlara girmeyelim derim. Ama anımsatmakta yarar var. Asgari ücret 2020 lira. Açlık sınırı ise 2500 liraya dayanmış durumda. Yoksulluk sınırı mı dediniz? 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı da 6500 lira. Türkiye'de acaba kaç işçi net 6500 lira alıyor? Bir bilen açıklasa da biz de öğrensek. Dahası işsiz sayısının çalışana yaklaştığı bir ülkede işçi bayramından bahsetmek abesle iştikal değil midir? Bir çuval inciri, pardon bayramı ettim değil mi? Sözün özü. Bugün 1 Mayıs işçi bayramını kutluyoruz diye gerçeklerin üstünü örtemeyiz. Pislikleri halının altına süpüremeyiz. Türkiye'de işçinin bayram kutlaması hayaldir. Özellikle de koşullar bu kadar kötü ve işçi geçim derdiyle mücadele ederken bayram neyin nesi? İşçi emeğinin karşılığını alabiliyor, sendikal haklarını sonuna kadar kullanabiliyorsa o zaman işçiye her gün bayramdır. Yoksa senede bir gün bayramla ne bahar gelir ne de yaz. Ali Adalıoğlu yazdı, Büşra Elvanoğlu arkadaşımız düzenledi, Neslihan Akyol arkadaşımız da seslendirdi bu köşe yazısını siz sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz için. Ulusal basınımıza şöyle bir bakalım, neler var neler yok bugün. Bir Gün gazetesiyle devam etmek istiyorum izniniz olursa. Arzu ederseniz hep birlikte bakalım, haberimizi biraz daha büyütelim. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın bir açıklaması var. İktidara kızdırmama mühendisliği yapılıyor denilmiş. Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Bu özel gün için Fox TV ekranlarındaki Çalar Saat programıyla geniş kitlelerin takdirini kazanan gazeteci İsmail Küçükkaya'yla bir araya geldik deniliyor haberde. Halkın habere aç olduğunu söyleyen Küçükkaya bazı medya kuruluşlarını şu sözlerle eleştiriyor. Medyada iktidara kızdırmama mühendisliği yapılıyor. Biz ne yaparsak, nasıl bir birinci sayfa yaparsak iktidarı kızdırmayız. Biz nasıl bir gazete yaparsak patronumuz iktidar nezdinde zorda kalmaz deniliyor. Evet böyle tabii ki bir haberin arkası önü çok düşünülerek çalışılıyor artık. Eskiden olduğu gibi değil sevgili izleyiciler. Her şey sakıncalı oldu çünkü. Mayın tarlası gibi haber yapmak demek, mayın tarlasında gezmek gibi bir şey artık. AKP'den Yüksek Seçim Kurulu'na hukuksuz çağrı manşeti kullanılmış. Alt ve büyük manşeti kullanılmış Bir Gün gazetesinde bugün. Şöyle bir bakalım, delilimiz yok ama iptal edin. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine dair kararı öncesi AK Parti bir kez daha hamle yaptı. Muhalefet AK Parti sözcüsünün açıklamalarını kepazelik olarak niteledi. Şunu da birazdan değerlendirelim çünkü çok içimi acıtan bir haber. Ancak yine AK Parti ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile ilgili bu haberin küçük bir ayrıntısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. 32 ayrı soruşturma açıldı biliyorsunuz sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz. YSK'nın İstanbul seçimine yönelik kritik kararı öncesinde iddialarını delillendiremeyen AK Parti manipülasyona devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz gerçekleştirdiği basın toplantısında iptal çağrısını bir
bir kez daha yineledi. Savcılıksa sandık kurulu görevlerine yönelik 32 ayrı soruşturma başlattı. Soruşturmalar YSK'ya gözdağı olarak algılandı deniliyor. Tabii ki bunun sonucunu da vatandaş merakla bekliyor. Bir Gün gazetesinin ilk sayfasını bir çevre haberi bana göre hem siyasi bir uygulama hem iyi olmayan bir uygulama, belki de bir yerel yönetim uygulaması. Hep birlikte bakalım. Trabzon'da halkın denize girebildiği son sahile de darbe. Hepsi var içinde. Siyaset, ekonomi, doğa katliamı, yanlış yerel yönetim uygulamaları, hepsi varmış meğerse haberin içinde. Duble yol uğruna şimdi de Akçaabat sahil şeridine göz dikildi. İnanmıyorum. Akçaabat, Karadeniz'in gerdanlığı olan bir sahildir. Düşünmesi bile katliam gibi geliyor insana. Tebrik ediyoruz ve de alkışlıyoruz kendilerini bu katliamı gerçekleştirdikleri için. Düşünebiliyor musunuz? Bir sahilde böyle bir görüntü doldura 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 doldura. Amaç kazançlar ve rantlar ilerlesin, halk geride kalsa da olur. Hürriyet gazetesindeyiz. Bakalım hangi haberler ilk sayfaya taşınmış bugün Hürriyet gazetesinde. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile sorunu olan çevrelerin boş durmayacağını belirtiyor ilk sayfa haberinde ve yan manşette. Ama artık biz de onların numaralarını çözdük ve nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Odalar Borsalar Birliği 75. Genel Kurulu'nda konuşmuş efendim. Bombadan kaçıyorlar sınırda yeni göç dalgası. Suriye'de Rusya ve Esad'a bağlı güçlerin İdlib'in güneyini vurması sivilleri göçe zorlamış. Operasyonların aynı yoğunlukta devam etmesinin Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyormuş. Can kaybına yol açtı ve siviller arada kaldı. Alt küçük başlıklarda şu ayrıntılar sunuluyor. Ağırlıklı olarak İdlib'in güneyi olmak üzere çok geniş bir bölge. Rusya ve rejime bağlı savaş uçakları ve helikopterlerle sık sık vuruluyor. Hedef alınan yerler arasında yerleşim merkezleri de bulunuyor. Termale de muhaliflere ait mevzileri atılan füzeler sivil can kayıplarına yol açıyor. Suriye ordusu da bölgeyi varil bombaları top ve füzelerle vurdu denilmiş haberde. Bir hastaneyle bir okulda hedef oldu. Muhalif ÖSO ile HTŞ kendi mevzilerine takviye yapmışlar efendim. Haberin ayrıntısında bunlar sunuluyor. Muhalifler Maduro'yu çekilmesi için iknaya çalıştı. Trump askeri müdahaleye soğuk bakıyor ayrıntısı verilmiş efendim. Venezuela'daki durumla ilgili olarak. Hürriyet gazetesinden sonra Milli Gazete'ye bir göz atıyoruz. Milli Gazete bugün manşetine Batı'nın sömürü arzusu depreşti. Dünyanın 50 sene önceki dünya olmadığını Avrupa ve Batılı devletlerin eski hemen hallediyor mezelcim. Şöyle bir bakalım. Bazen masumu kaydırıyorum elimden. Evet, Ezel haklı yani. Yine Karamollaoğlu'nun bir görüşü yer alıyor sevgili izleyiciler. Batı'nın sömürü arzusu depreşti. Dünyanın 50 sene önceki dünya olmadığını, Avrupa ve Batılı devletlerin eski hastalıklarının depreştiğini dile getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şöyle konuşmuş. Demiş ki zaman içinde 2. Dünya Savaşı'nın etkisini yaşamış ve hisseden kimse kalmadı. Bu sefer Avrupa ve dünyada güçlü ülkelerin eski hastalıkları depreşmeye başladı. Üstünlük iddiası, sömürü arzusu, çifte standart uygulaması hastalıkları yeniden belirledi. Bu sebepten Avrupa'da veya Amerika'nın yeryüzünde hakkı hakim kılması mümkün değil açıklamasını yapmış efendim. Büyük kumar borcu borçla çevirmeye çalışan ve bütçe açığına çözüm arayan hükümet milli piyangoyu dünya kumar devlerine pazarlıyor denilmiş. Milli Gazete'de böyle bir iddia haber yer alıyor. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, milli piyangonun işletme hakkını 10 yıllığına satmak için Şubat'tan beri yabancı kumar devleriyle görüştüklerini belirtmiş. Buna göre Türkiye Varlık Fonu, devlet eliyle oynatılan kumar olan milli piyangonun işletme hakkını 10 yıllığına yabancılara satacak. Böylelikle aynı iddia bayileri gibi milli piyango bayileri açılacak. Borç ve faiz ödemek uğruna kumarın önü iyice açılacak. Toplumun damarına zehir zerk edilecek ibareleri yer alıyor. Milli Gazete'nin büyük kumar başlığıyla manşetini taşıdığı haberde sevgili izleyiciler. Ve Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Şöyle bir baktığımızda
Irak'ı inşa edeceğiz. Kimmiş bunu diyen, Irak'ın 5 milyar dolarlık taahhüt çerçevesinde çıkacağı inşaat ihalelerine sadece Türk firmaları girecekmiş. Irak ziyareti ardından Milliyet'e konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Irak'ın Türkiye'den 5 milyar dolar taahhüdü için plan beklediğini belirtiyor. Bu taahhüt çerçevesinde Ovaköy sınır kapısı, Ovaköy Bağdat arasına otoyol ve demiryolu, Musul ve Basra Havalimanı projeleriyle su altyapı projelerinin Türk müteahhitlerince yapılması söz konusu denilmiş. Yenigün, DAEŞ'i bitirdiler. Türkiye Irak'la anlaşmaya doğru gidiyor. Siyasi ortamımız da çok iyi. Artık bizim gelmemizi istiyorlar açıklamasını yapmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fitne çıkarmaya çalıştılar açıklaması da yer alıyor Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Aynı zamanda Türkiye İttifakı açıklaması şeklinde de askı başlıkla çalışılmış haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Genel Kurulu'nda konuştu, demiştik kucaklaşmadan kaçmadık, işte onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik diyen Erdoğan, bazıları Türkiye İttifakı irademizi Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü. Kusura bakmayın, terör örgütüyle el ele olanları bizimle ittifak halinde olamaz şeklinde konuşuyor. Çoğunluk hiç sorun değil demiş CHP lideri Kılıçdaroğlu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etmiş, belediye meclisinde çoğunluğun CHP'de olmamasını bir öneminin bulunmadığını söylemiş Kılıçdaroğlu. Vicdan sahibi herkesin getirilen projenin Ankaralıların yararına olacağı sürece itiraz etmeyeceklerini düşünüyorum. Niye itiraz edecekler sorusunu sormuş efendim. Başkanlar ifadeye çağrıldı haberi yine Milliyet gazetesinin ilk sayfasında da yer almış. Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de 31 Mart'ta sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldı. Savcılık 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanını ve üyesini de ifadeye çağırdı denilmiş Milliyet gazetesinin ilk sayfasında çalıştığı haberlerinde bugün sevgili izleyiciler. Orta Doğu gazetesi sür manşete 47 yaşındayız başlığını taşımış. Hemen bir bakalım neymiş efendim. 3 Mayıs 1972'de kurulan ve Büyük Önder Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diye sözünü kendine düstur edinen Orta Doğu bugün 47 yaşında. 47 yıllık yayın hayatımızda içeriden ve dışarıdan yolumuza taş koyanlar oldu denilmiş. Orta Doğu gazetesinin de yıl dönümünü kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bir basın gazetesi olarak da, bir basın meşalesi olarak da hayatına devam etmesini canı yürekten diliyoruz. Çiftçiye can suyu, nasıl olacak bu? Hükümet üreticinin emeğine göz diken fırsatçıların önüne geçmek için erken önlem almış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hububat fiyatlarını hasat dönemi başlamadan aylar önce açıkladı. Buğdaya %29 zam, 200 lira mazot ve gübre desteği. Erken önlem aldı. Oldukça algılı bir haber çalışılmış, son derece güzel çalışılmış, çok zekice hazırlanmış bir haber sevgili izleyiciler. Canavarlar yok, kahramanlar var. Posta gazetesinin manşet haberi dün yüreğimizi ağzımıza getiren bir haberdi bu sevgili izleyiciler. İki yavrumuzun Rize Fındıklı'da kaybolması, sonra sağ salim bulunması da yine sabah bültenlerinde içimize sular serpen duruma dönüştürdü bu endişeyi. Rize Fındıklı'da 4 ve 5 yaşlarında iki çocuk önceki akşam kaybolmuştu, anımsayacaksınız. Herkesin aklına çocuk istismarcılarından katillere kadar en kötü senaryolar geldi ne yazık ki. Bütün gece aralıksız çalışan kurtarma ekipleri 17 saat sonra çocukları ormanda buldu. 5 yaşındaki Barış, "Gece canavarlar geldi, ben hiç uyumadan bekledim" demiş. Kahramansın sen o zaman. Sözcü gazetesindeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu Sözcü'ye konuşmuş efendim. AKP'de 3-5 kişi istiyor diye seçim iptal edilemez görüşü yer alıyor Kaftancıoğlu'nun. Canan Kaftancıoğlu, "Yerel seçimin iptali için hiçbir hukuksal gerekçe yok. Hiçbir toplumsal beklenti de yok" demiş ve şu değerlendirmeyi yapmış. 31 Mart gecesi oyunlarını bozmasaydık deniliyor Sözcü gazetesinde. Seçimi kazandık deyip işi bitireceklerdi. YSK AKP içinde sadece 3-5 kişi istiyor diye bu seçim iptal edilemez. Hukuksal hiçbir dayanak yok deniliyor. 2024 için hazırlık. O yüzden CHP İstanbul İl Örgütü olarak 5 yıl sonraki seçime hazırlanmaya başladık. Önümüzdeki günlerde az farkla kaybettiğimiz ilçelerin durumunu da masaya yatıracağız. Ekrem İmamoğlu, "Benim yönetim anlayışım farklı olacak" demişti. İstanbul halkı
İlk günden itibaren nefes almaya başladı. Herkese eşit uzaklıkta ve eşit hizmet anlayışını hissetti demiş CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Sözcü gazetesine verdiği röportajında. Ve Türkiye gazetesindeyiz. Ne denilmiş efendim, bakalım hemen ne denilmiş. Türkiye'yi ithalattan kurtarabilecek büyük keşif. Çok merak ettik doğrusu, 20 trilyon metreküplük doğal gaz müjdesi. Oldukça sevindirici. Türkiye her yıl milyarlarca doları petrol ve doğalgazın başını çektiği enerji ihtiyacı için harcıyor. Oysa ülkemizin bu alandaki potansiyelini yıllarca ihmal ettik. Son yıllardaki adımlarsa umut verici denilmiş. Sondaj çalışmalarını yürüten şirketin CEO'su, isim vermeyelim, Trakya bölgesinin doğalgaz bakımından çok zengin olduğunu söylemiş. Yeni çalışmalar, yeni sondaj çalışmaları ve dip arama çalışmaları başlatılmış efendim. Trakya bölgesinde bir doğalgaz umududur elbette ki. Oldukça faydalı bir çalışma olacak. İnşallah sonuç çok çok iyi olacak. Erdoğan, ekonomik savaşı kazanacağız, dolar oyununun şifresini çözdük diyor. Bundan sonra öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması mümkün değil demiş. Reformlara odaklanacaklarını söylemişler efendim. Şöyle bir bakalım tekrar. Bugün 63 bin kişilik kapasitesiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük camii resmen ibadete açılıyor. Çamlıca Camii'nde büyük gün denilmiş İstanbul'umuza. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni Çağ gazetesindeyiz. İttifak YSK'dan sonra savcılığa başvurdu. AK Parti ve MHP'nin suç duyurularının ardından İstanbul'da 32 ayrı soruşturma başlatılmış sevgili izleyenlerimiz. 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi acilen ifadeye çağrılmış. Yeni Çağ gazetesinin de ilk sayfa haberi olarak yer almış bu durum ve konu diğer gazetelerimizde olduğu gibi. Bahçeli'nin çağrısına muhataptan cevap, başkası yok. Erdoğan, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz yönündeki sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla yanıt vermiş efendim. Bahçeli'nin başka ittifak anlayışına gerek yoktur. Böylesi açık tavır ve tercihi muhataplarımızdan da beklemek hakkımızdır ifadeleri için. Kusura bakmayın, terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar demiş efendim. Yeni Şafak gazetesindeyiz. 100 kişi ifadeye çağrıldı. Yeni Şafak gazetesinin de manşet haberini ve manşet başlığını oluşturuyor sevgili izleyiciler. Yeni Şafak gazetesi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın beka mücadelesinin tanığı şeklinde konumlandırdığı haberini sürmanşete taşımış. İlk günden dediğimiz gibi Türkiye'nin önü aydınlık küçük başlığını kullanmış efendim gazete bugünkü sürmanşetinde. Fitneye geçit yok sözleri, yine Cumhurbaşkanımızın bu sözleri Türk Gün gazetesinin de ilk sayfasında yerini almış. Türk milliyetçiliğinin dönüm noktası olan 3 Mayıs 1944'ten bu yana kutlanan bu kutlu güne gençler her zamankinden daha fazla sahip çıkıyor denilmiş. Bu sevda bitmez sürmanşetiyle verilmiş. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü kutlu olsun denilmiş efendim. Türk milliyetçileri 1944 yılında ırkçılık, turancılık suçlamasıyla ağır işkencelere maruz kaldı deniliyor Türk Gün gazetesinin haberinde ve tabutluklara konuldu. Başta Hüseyin Nihal Atsız, başbuğ Alparslan Türkeş denilmiş haberde ve beraberindeki Türk milliyetçilerinin yargılanmaları Türk gençliğinden büyük tepki gördü deniliyor gazetenin sürmanşete taşıdığı haberinde. 3 Mayıs 1944'teki mahkeme sırasında Türk gençliği yargılamaları protesto için Ankara Adliyesi'nin koridorlarını, salonlarını doldurduğu adliyenin önünde yüzlerce genç birikti. Topluluk Ulus Meydanı'na doğru protesto yürüyüşüne geçti. Bu şanlı olay 1954 tarihinden itibaren Türkçüler Günü, 1987'den itibaren de Milliyetçiler Günü olarak kutlanıyormuş efendim. Türk Gün gazetesinin sürmanşetine taşıdığı haberimizin ayrıntıları böyle. Evet sevgili izleyiciler, ulusal basınımızın da sonuna geldik. Şimdi birkaç saniyelik aramız olsun. Sonrasında yerel basınımızın da en önemli başlıklarına ve de muhabir haberlerine göz attıktan sonra süremizin yavaş yavaş sonuna taşırız herhalde birbirimizi. Ne dersiniz? Bizden ayrılmayın lütfen.
Bugün de sabahınızı öğleden sonraya kavuşturmak için sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Ve yerel basın turumuza devam edelim arzu ederseniz. Dünyada bir benzeri yok. Mersin gazetesinin sürmanşet haberi bu. Mersin'de Anamur, Aydıncık ve Silifke sahillerinin sonuna kadar yapımı planlanan Mersin halkının itirazlarına rağmen hukuksuz, bilimsellikten uzak, gıda güvenliği olmayan 20 adet şirketin ÇED raporları Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özasekin'in biz Mersin'de balık çiftliklerine izin vermeyeceğiz demesine karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandığı dile getiriliyor bu haberde. Bu karardan sonra Mersin Çevre ve Doğa Derneği basın açıklamasında bulundu sevgili izleyiciler. Dün anımsayacaksınız. Mersin'de yapımı planlanan balık çiftliklerinin kurulum biçiminin dünyada benzerinin olmadığını ifade eden Sabahat Arslan, 20 adet şirketin balık çiftlikleri Anamur, Aydıncık ve Silifke sahillerini kaplayacağından bahsediyor. Bir 4500 ya da 5000 kilometre daha öteye taşınması gerektiğini defaten söylemiştik ve de dile getirmiştik. Çevreci Derneğimiz de bu konuya dikkat çekmek için dün bu açıklamayı yapmıştı. Mersin gazetesinin Süryan haberinde Muhammed'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbetlenilmiş Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu bıçaklayarak öldüren sanık Alican, kasten öldürme suçunu çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlediğinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı denilmiş haberde. Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 7. duruşmasına tutuklu sanık Alican K, sanığın anne ile babası, Muhammed'in annesi ve taraf avukatları katılmışlar. O zaman katil zanlısı demeyelim, katiline diyelim. Öyle olunca biz de o şekilde okumuştuk. Çünkü mantıken öyle olmalı. Haberci gazetesindeyiz. 5 yaşındaydı, neden öldürüldü? Yine Muhammed'in ölümü bu gazetemize de manşet olmuş sevgili izleyiciler. Haberci gazetesi yine sürmanşetine balık çiftlikleriyle ilgili dünkü basın toplantısını, Çevreci Derneğimizin basın toplantısını taşımış. Çevrecilerin mitingi, ünlü ressamın tablosuyla Guinness'e aday oldular haberi de dün yine sıkça yer almıştı. Hakimiyet gazetesinin sürmanşetini süslüyor. Burası Mersin, burada iş var denilmiş efendim. Hakimiyet gazetesinin manşet haberinde. Merak ettim, hep birlikte bir kısaca göz atalım. Bu yıl burası Mersin, burada iş var sloganıyla 9.sü düzenlenen ve işverenlerle iş arayanlara doğrudan görüşme imkanı sunan İş ve Kariyer Fuarı açılmış. 100'den fazla firmanın stand açtığı fuar bugün de açık kalacakmış. Duyuralım tüm iş arayan arkadaşlarımıza, işinden memnun olmayan arkadaşlarımıza. İşverenlerle iş arayanlar buluşuyor bu fuarda. Değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız denilmiş. Mersin'de bir ilk gerçekleşmiş oldu. Böylece bu girişimle sevgili izleyiciler, bu da Hakimiyet gazetemizin ilk sayfa haberine yansımış. Çukurova gazetesindeyiz. İş arayanlara büyük fırsat olarak yine istihdam fuarı fuarından bahsediliyor. Vahap Seçer'in işçilerimizin yanında olacağız görüşü yan başlık olarak sunulmuş Çukurova gazetesi. Şöyle bir baktığımızda yine diğer gazetelerimizdeki haberlerimizin hemen hemen birebir aynısını görüyoruz. Güney gazetemizde Mersinler çiftliklere karşı alanlara iniyor denilmiş. 3 milyon pul ve toplu iğne ile rekor denemesi. 5 bin öğrenci 3 milyon süs pulu ve 3 milyon toplu iğne ile yıldızlı gece tablosu yapmış efendim. Mersin'de Merkez Akdeniz ilçesindeki 15 okuldan 5 bin öğrenci 3 milyon süs pulu ve 3 milyon toplu iğne kullanarak Hollandalı ünlü ressam Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunun hemen hemen aynısını yapmış. Öğrenciler yaptıkları tabloyla dünya rekoruna imza atmaya hazırlanıyorlarmış. Evet, sonrasında bir bakalım. Var mı haber Ezel'cim, bu sanat haberimiz? O halde hemen öğrencilerimizin çabasını o görüntülerle bir taçlandıralım. Hem de onları onur etmiş olalım. Görüntülerimizi izleyelim, sonra birlikteyiz. Mersinli öğrenciler 3 milyon pulla Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu yaptı. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 15 okuldan 5 bin çocuk bir dünya rekoruna imza atmaya hazırlanıyor. Çocuklar 3 milyon süs pulu ve 3 milyon toplu iğne kullanarak Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un yıldızlı gece tablosunun reprodüksiyonunu yaptı. Mersin'de Akdeniz ilçesi Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'nda törenle sergiye açılan 63 metrekarelik tabloyla Guinness Dünya Rekorlar kitabına başvurulacak.
Mersin'de 8 ay önce kültürel mirasa rekor yolculuğu projesiyle yola çıkan Kazanlı Belediyesi Ortaokulu Müdürü Nihal Aksay, Akdeniz ilçesindeki 15 okuldan 5000 öğrenciyle her pula bir toplu iğne geçirerek resim yapma tekniğiyle Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu yapmaya başladı. Her bir parçasının farklı okullarda yapıldığı tabloyla ilgili Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya ile irtibata geçilirken çocukların tabloyu yapmasına Hollanda Büyükelçiliği de destek verdi. 8 ay sonunda tabloyu tamamlayan çocuklar bir rekora da imza attı. Hollanda Büyükelçiliği de çocukların bu başarısını tescillemek üzere eserin Guinness Rekorlar Kitabına girmesi için resmi başvuru yaptı. Okullardaki her bir parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan 63 metrekarelik Yıldızlı Gece tablosu Akdeniz Belediyesi Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'na yerleştirildi. Tablonun sergiye açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene Hollanda Büyükelçisi Yardımcısı ve Hollanda Büyükelçilik yetkilileri, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, tabloyu yapan öğrenciler ve öğretmenler katıldı. 5000 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu projede 3 milyon pul, 3 milyon toplu iğne kullandık. Bu projede iki amacımız vardı. Öncelikle şimdiye kadar yapılmamış bir teknik ve katılımcı sayısı ile bir rekora imza atmak, aynı zamanda öğrencilerimizi ortak bir amaç için birlikte hareket etmeyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğretirken evrensel kültürü ve sanatı yaşantıları ile ailelerine ve çevrelerine öğretmeleriydi. Bu doğrultuda da amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. 15 okuldan 5000 öğrencimizin, öğretmenlerimizin de birlikte dünyaca ünlü ressam Vincent van Gogh Yıldızlı Gece adlı tablosunda 63 metrekarelik uygulama alanında 3 milyon toplu iğne ve 3 milyon pul kullanarak sizler bu eseri yeniden canlandırdınız. Büyük bir emek ve zahmetle ortaya çıkan el emeği, göz nuru bu devasa eserin Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hak kazanacağını yürekten inanmaktayım. Eğitim sadece dört duvar arasında geçen bir süreç olmadığını, hayranlık uyandıran bu sanatsal esere imza atarak ortaya çıkaran çocuklarımızın ufkunun ve hayal dünyasının sınırının olmadığını kanıtlayan değerli öğretmen arkadaşlarımı bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Tabii ki bu projede en önemli rol oynayan çocuklarımızdır, öğrencilerimizdir. Daha önce de söylendiği gibi parmakları ağrımıştır, gözleri ağrımıştır ama büyük eseri onlar yaptılar. Aslında burada iki şey bir araya geliyor. Hem bu yerin büyük bir şairi, hem Hollanda'nın büyük bir ressamı. Size avuç avuç yıldızlar getireceğim. Ve bizim çocuklarımız bize buraya avuç avuç yıldızlar getirdiler. Bu zor anları yaşayan adam neler neler yapmış, bu güzel tabloyu yapmış. Ve siz de belki bazı zor anları yaşadınız ama bu güzel tabloyu hep birlikte yaşadınız, yaptınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hayatınız zor olsa bile siz her zaman hayatı güzelleştirebilirsiniz. Çok güzel şeyler yapabilirsiniz. İnsanı gülümseten güzel bir çalışma, emeği geçen herkese ve destek olan herkese de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sanata her zaman, her daim ihtiyacımız var sevgili izleyiciler. Asıl olan yaşama sanatı, çünkü günümüzde yaşamak gerçekten bir sanat haline geldi. Üstelik herkesin icra etmek zorunda olduğu bir sanat, sadece yeteneği olanların değil. Hepimiz birer sanatkarız o halde, yaşamaya çalışırken, dürüst yaşamaya çalışırken, başımızı eğmeden yaşamaya çalışırken, harama el uzatmadan yaşamaya çalışırken, vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi severek ve milletimizin, vatanımızın selayetini isteyerek yaşamaya çalışmak gerçekten
bir sanatkarlık oldu artık çünkü herkesin başarabileceği bir durum değil. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize güzel ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü hep beraber yine sizlerle birlikte gündeme göz atmak istiyoruz. İyi haberlerde buluşmak istiyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.